Öncelikle herkese hoş geldiniz diyorum. 22-23 gündür takımla beraber çalışıyoruz. Öncelikle İstanbul'da hastane vesaire birkaç gün burada, sonra Rusya kampı. Geldiğimiz nokta itibariyle yarın ilk resim maçımıza çıkacağız. Zimbru ile oynayacağız biliyorsunuz. Şu ana kadar yaptığımız çalışmalarda takımımızın fizik olarak ve oyun felsefesi olarak daha tam olarak %100 hazır değiliz. Sadece %50-%60 civarında bir hazırlandığımızı söyleyebilirim. Çünkü geç gelen oyuncularımız var, milli takımdan geç dönenler var, sakat oyuncularımız var. Sürekli bu oyunculara bireysel, kişisel, grup çalışmaları olarak, fizik olarak antrenmanlar yapıyoruz ki takımın fizik olarak hepsini aynı seviyeye çekmeye çalışıyoruz. Bu da sezon başı olduğu için tabii ki işimiz kolay değil. İkinci yaşadığımız birazcık burada problem demeyelim de geçen sene farklı bir oyun sistemi vardı. Bu sene bizim oyun sistemimiz farklı. Geçtiğimiz dönemde bıraktığımız oyun sistemini devam ettireceğiz. Bu şekilde de tabii ki bazı antrenmanlarımız, taktik antrenmanlarımız bu değişimle ilgili zorluklar yaşayabiliyoruz. Ama geçmişte bizimle beraber çalışan oyuncularımız benim ne istediğimi çok net biliyorlar. Yeni gelen arkadaşlarımızla da birlikte sürekli yaptığımız analizlerle ve sahadaki yaptığımız pratik çalışmalarla çok net onlara ne istediğimi, ne beklentide olduğumu anlattım. Onlar da bunu yavaş yavaş anlamaya başladılar. İnşallah yarınki maçta yapmış olduğumuz çalışmalar doğrultusunda bizim oyun felsefemizle ilgili güzel mesajlar, güzel sinyaller veririz. Lige de en iyi şekilde başlarız diye ümit ediyorum. Burada transferler konusuna gelince yaptığımız transferler var. Yapabileceğimiz ve şu an görüşme halinde olduğumuz transferler var. Transfer çalışmaları şu anda da başkanımız ve yöneticilerimiz çok sıkı bir şekilde bunu sürdürüyorlar. Biz şu ana kadar söylediğim gibi yarınki maça odaklandık ama hala aramızda geç gelip de kadroya alamadığımız oyuncular var. Onlarla da ekstra yarın belki kadroda olmayacaklar ama onlarla da ilgili çalışmalar sürüyor ki en kısa zamanda onları da takıma kazandırabilmemiz için. Şimdi mevcut kadroya demin de söylediğim gibi daha birkaç tane oyuncu aramıza katılacak. Bu oyuncuların aramıza katılmasıyla birlikte tabii ki bu katılmasını beklediğimiz oyuncuların A planı var, B planı var, C planı var. Size takdir edersiniz ki transferler kolay olmuyor. Yani ya ekonomik problem çıkıyor, ya başka birileri devreye giriyor, ya farklı şeyler olabiliyor. Biz de sadece bir kişiye veya iki kişiye odaklanmıyoruz. Bizim takımın yükünü hafifletecek, bize katkı verecek oyuncuları transfer edebilmek için bütün ekibimle beraber biz burada gece gündüz çalışıyoruz. Dört kulvarda yarışacağız. Dört tane kupa var ama üç kulvarda mücadele edeceğiz. Bu seneki bizim bütün hedefimiz bütün kupalara talip olmak. Bizim yıldız oyuncudan ziyade ihtiyacımız olan yerleri oyuncu alacağız. Tabii ki içinde yıldız oyuncular da olabilecek. Olmasını biz de istiyoruz. Kaleci konusunda başkanımızla konuştuk. Şu an başından beri başkanımız bu konuyu yürütüyor. Transfer edilebilmesi için her türlü çabayı da gösteriyor. Biz de başkanımızdan bu transferin gerçekleşmesini için konuştuk. Dediğim gibi birkaç oyuncu daha gelecek. Bunların içinde yani beni tanıyorsunuz. Yani ben açık konuşan bir insanım. Rusya'da olmayan bir transfer görüşülürken ben size açıkladım. Çok net ve şeffaf bir şekilde olacak dedik, oldu. Şu anda da birkaç tane oyuncu bitebilir. Bitmeden artık bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü hayatımı hiç sevmediğim şey yalancı duruma düşmek. Bittikten sonra sizler de bunu en yakın zaman içerisinde zaten göreceksiniz. Ama dediğim gibi birkaç oyuncuyla, çok önemli oyuncularla görüşmelerimiz şu anda devam ediyor. Bunların başında da kaleci var. Şimdi tabii ki yeni bir planlama içerisindeyiz.
takımdan gitmesini düşündüğümüz teklif gelen oyuncular var. Çok kalabalık olduğumuz için onların bir bölümünü ayırdık. Ayrı saatlerde çalışıyoruz. Şu an 2-3 tanesine teklif var. Bu teklifler doğrusunda da onların yakın bir zaman içerisinde kulübümüz tarafından değerlendirileceğini düşünüyorum. Ama teklifler var. Yarınki maç diziliş olarak size bir ışık verir, ipucu da verir. Sezon genelinde de sistemimizde bir değişiklik olmayacak. 4-3-3, 4-2-3-1, 4-1-4-1 gibi oynayacağız. Zaten oyun içerisinde rakibe göre hücumdayken farklı, savunmadayken farklı bir varyasyona dönüyoruz biz. Onun için bu sistemden vazgeçmeyeceğiz. Ahmet Bey. Zaman içerisinde belki iki forvetle de oynayabiliriz. Oyunu skoruna göre, gidişatına göre. Dzeko ve Tadic dünya çapında önemli kariyere sahip futbolcular. Çok önemli profesyoneller. Geldikleri günden itibaren gerçekten takımdaki bütün oyuncularımıza hepsine örnek davranıyorlar. Herkese yakın ilişkiler içerisindeler. Ben de zaten çok net bir insanım. Ben de futboldan gelen bir insanım. Yarın onlar bizim yerimize geçecekler. Benim her şeyim açık ve nettir. Onlar da bundan çok memnunlar. Kim oynayacak, kim oynamayacak, ben ne istiyorum? Bu takımın nasıl olması gerekiyor? Taraftarımız bizden ne bekliyor? Fenerbahçe'nin taraftarı sahada nasıl bir takım görmek istiyor, nasıl bir futbolcu görmek istiyor? Bunları anlatıyorum. Saha içerisinde, saha dışında sürekli sohbet halindeyiz, sürekli görüşüyoruz. Arkadaş gibiyiz onlarla biz. Çünkü onlar da bunu net bir şekilde anlasın diye birbirimize pozitif bir enerji veriyoruz. Birbirimize yardımcı oluyoruz. Onun için onların şu andaki davranışlarından takıma ve bize olan yardımları, yani hep birlikte birbirimize yardımcı oluyoruz. Çok memnunum. Yabancı kuralı ülkemizde gerçekten çok tartışılan bir konu. Yani şimdi burada bu konuyu konuşsak saatler alabilir, saatlerce sürebilir. Yani bu çok açılımlı olan bir şey yani. Şimdi yabancı kuralı kalksın, şöyle olsun, böyle olsun, hemen şu anda konuşacak bir konu değil. Siz de takdir edersiniz ki bütün kulüpler bundan rahatsız, herkes şikayetçi ama burada bir ortak yol bulunması lazım. Bunun bulunması için de bence kulüp başkanları, federasyon ve Türkiye'deki teknik direktörlerin olması lazım. Açık bir şekilde bir toplantı yapılması lazım. Bu sadece kulüp başkanlarının ya federasyonun alacağı bir karar değil bana göre. Burada teknik direktörlerin de bu işin içinde olması lazım. Bu kadar söyleyebilirim. Çubukluğu giyen her oyuncu en iyi oyuncumuzdur. Çubukluğuyla sahaya çıkan takım en iyi takımdır. Bu taraftar ve bu cami her şeyin en güzeline, en iyisine layıktır. Fenerbahçe futbol takımı bu sene formasının karşılığını, armasının değerini sahada en iyi mücadeleyle verecek. Her futbolcumuz üzerindeki sorumluluğu bilecek. Buna inanın. Ve şunu unutmayın, bu futbol takımının, bu çocukların sadece sizin desteğinize ihtiyacı var. Sizin birlik beraberliğiniz, sizin sevgi ve desteğiniz, geri kalan her şey bizim sorumluluğumuzda. Yarın akşamki maçla başlayarak tüm desteğinizi bu takıma gösterin. Tribünlerde sizler, sahada bizler tek bir enerjiyle mücadele etmeliyiz. Bunu lütfen hiç unutmayın. Büyük Fenerbahçe taraftarı. Tadic çok pozitif bir çocuk. Çok büyük bir profesyonel. Gelir gelmez hemen herkese pozitif bir enerjisini verdi. Ajax'ta yaptıklarını bana anlattı. Şu an bizim sistemimizi, yolumuzun doğru olduğunu tartışıyoruz, konuşuyoruz. Orada da aynı şeyler yapıldığını, sistem hakkında çok büyük bir farklılıklar olmadığını, biraz özel hayata girdik. İşte o çocuğundan bahsetti, ben çocuğumdan. Ben balıkçı bir çocuğun ailesi olduğumu söyledim. O da dedi, ben balık tutmayı çok seviyorum oğlumdan beraber. Beni dedi, götürür müsün dedi. Tabii, neden olmasın dedim. Gösterdim, o bana tuttuğu balıkları gösterdi, ben ona. Yani böyle bir aramızda da bir güzel bir diyalog kuruldu. En yakın zamanda bir boşluk bulabilirsek şayet, onun oğlunla beraber benim de oğlumu alarak onu Boğaz'da, Anadolu Kavanda balık tutmaya götüreceğim. Şimdi burada sadece Cengiz'den gitmeyelim. Cengiz gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden birkaç tane oyuncuyla transfer görüşmelerimiz devam ediyor. Yani herhangi bir şey şu anda söylememiz yanlış olur. Speküle olmasın. Hem kulübümüz açısından hem oyuncu tarafından. Yani şu anda gerçekten hızlı bir şekilde birkaç oyuncuyla ilgili transfer çalışmalarımızı başkanımız ve yöneticilerimiz sürdürüyor.